Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu diye soruyoruz biz. Ekrem İmamoğlu'na mesela bir haksızlık yapılıyor. Neden? Neden şimdi abi? İmamoğlu bir tarafta, karşı tarafta mesela Bahçeli var, mesela Tayyip Erdoğan var, Desteci var, Hudapar var. Gidelim yarışalım diyorlar, güreşelim diyorlar sahneye. Ama İmamoğlu buyurun gelin diyor, dur bakalım diyor. Belki biz sen beşi de bizi de yenersin, bir de Erbakan'ı getirelim yanımıza ki ancak sana baş edebiliriz. Yani beş parti baş edemeyeceği için Erbakan'ı da davet ediyorlar. Ama Allah'ın izniyle bu İstanbul halkı İmamoğlu'na sahip çıkacaktır. O 5'i 6'ya yapıyorlar. Onlar da yenecektir. Geleceğin de siyasetçisi olacaktır. Çünkü bu İstanbul, bu Türkiye'nin bir göz bebeğidir. Toplumu da göz bebeğidir. Her şey göz bebeğidir. En akıllı toplum da buradadır. Bu akıllı toplum İmamoğlu seçecektir. Peşinde de Cumhurbaşkanı'na taşıyacaktır. Abi diyorlar ki Ekrem İmamoğlu çalışmadı diyorlar. Biz bu yüzden dolayı bir de Murat Kurum'u denemek istiyoruz diyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Çalışmadı mı? Murat Kurum çalıştı mı? Ben soruyorum. 2019 yılında şey aldı. Şey vereceğim diye emeklilere, affedersin, ucuz ev vereceğim diye TOKİ'den. 15'er bin lira para aldı. 1500 lira sabit gelir dedi. Ne oldu şimdi geldi 22 bin lira çıktı sabit geliri. Ve o zaman bu zamanda bir tane bile teslim edememiş. Mesela depremde sorumluydu o zaman. Depremde yıkılan bırak gitmeyi Allah'tan ki bizim hayırsever toplumumuz o kadar ulaştı ki ilk saatte ilk günde ulaştılar, su verdiler, ekmek verdiler. Orada mesela şimdi hala o toplum ne yapmış? Bağış yapmış. 128 milyar lira bağış vermiş. Şimdiye kadar harcanan para, devletin harcadığı para 79 milyar. Bak 28 milyardan kendi cebine koymuş, toplum bağış yapmış. Şimdiye kadar harcadığı para 79 milyar. Bırak şimdi devlet oraya bir kuruş bir şey kendi cebinden devlet parası olarak vermedi. Ancak duyarlı toplumun bağış yaptığı toplanan paraların bile dahi bir kısmını ceplerine koydular, bir kısmını ancak ulaştırdılar buraya. Hani şimdi kurum ne yapmış, hangi şey yapmış? Bu de diyorlar ya İmamoğlu yapmadı. Kiptaş'tan İmamoğlu ucuz kredi mesela evler yapmış, teslim etmiş. Mesela yapmadı diyorlar. Nasıl yapsın? Bir devlet bankasından bir kuruş para şey kredi verilmedi. Niye vermiyorlar devlet bankasından? Devlet bankalarından? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın gözüne girmek için o devlet bankaları vermiyor kredi. Hatta yetmiyor. Mesela seçim zamanında toplanmış vatandaş belediyeye bağış yapmış. O bağış yapılan toplanan paraları da valilik el koymuş. Onlar da geri vermiyorlar. Ama ona rağmen hani diyorlar Topbaş çok güzel şey yapmış. Topbaş zamanında Ayamama Deresi'nde 22 kişi boğulmuş selden. 22 kişi Ayamama Deresi'nde. Bugün İmamoğlu Üsküdar Meydanı eskiden yağmur yağdığı zaman öyle oluyordu ki yürülmüyordu. Gitsinler mesela Üsküdar Meydanı görsünler kardeşim. Şimdi en selde şeyde rahatlıkla dolaşabilecek duruma getirmiş. Yani öyle her yerde öyle yapmış. Metrobüs diyorlar ki metro kazıma yapmadı. Kardeşim 3 sene, 4 sene, 5 senede metropol bir proje bitmez. Metro bitmez. En az 5-6 sene lazım, 10 sene lazım. Şimdi ben bunlara soruyorum. Şimdi AK Partililere. Tayyip Erdoğan ilk belediye başkanı olduğu zaman hangi metroyu, hangi projeyi bitirmiş? Bitirmemiş. Sıfır. Sıfır projedir. Çöp dağları kaldırdı diyorlar. Çöp dağları nasıl oluştu biliyor musun? O zaman demokrasi vardı. Çöpçüler greve gitti. Çöpçüler 3 ay boyunca greve gittiler. Belediye kamyonla, sivil kamyon toplamaya kalktı. Grevciler onu da engelledi. O şekil çöp dağları oluşmuş. Bu AK Partililer zaten algı yaratarak, ben yalan demeyeyim ki algı yaratarak, herkesi suçlayabiliyorlar. Utanmadan Cumhurbaşkanı havaalanı şeyinde, Cumhurbaşkanı seçiminde uydurma şeyi, kumpas videoyu
topluma bak şey bak biliyor musun? PKK şeyi destekliyor diye gösterdi. Bu kumpas oldu. Şimdi kendileri de inkar etmiyorlar. Söylüyorlar. Peki bir cumhurbaşkanı utanmadan nasıl şeyine affedersin sahte videoyu inanın bana diye gösterebiliyor. Bu İstanbul giderse bu sefer o kadar ne demokrasi kalacak ne adalet kalacak. Bak bu anayasayı tanımayan anayasayı kim tanımıyorsa vatan hainidir. Anayasayı tanımayan insanlar bu büyük şehirlerde kazandıkları an ne anayasa kalacak, ne adalet kalacak, ne demokrasi kalacak, ne de ekonomi kalacak. Teşekkür ederim abi. Ne vereceksin diye soruyoruz. He. Oyumu Murat'a vereceğim. Murat Kurum'a. He. Murat. Fikrini ne değiştirdi abla? Ne değiştirdi? İmamoğlu hiç hizmet etmedi ki. Şimdi seçim yaklaştıydı. Ana caddeleri tadilat yapıyor. Sağlıktan tabii memnunuz. Allah'a şükür gittiğimiz hastanede hizmet görüyoruz. Önceden sen kuyrukları biliyor muydun sağlık kuyruklarını? Murat Kurum'a vereceğiz. Bir de onu deneyelim. İmamoğlu hiç hizmet yapmadı. Hele Sefaköy'de otobüs yok binecek. Murat Kurum'u belediyeciliğini bilmiyoruz diyorlar. Ama yani inşaat mühendisi bütün şehri tadilat yapacak. O yapacak. Her şeyi yapacak. Ekrem İmamoğlu yapamaz mı? Yapamadı. Kadir Topbaş'ın bıraktığı yarım yerleri niye tamamlamadı? Kapattı hep. Akşam televizyon gösterdi. Ya? Hangi kanalda efendim? Hangi kanalda gösterdi? Hatırlamıyorum. Hangi kanal olduğunu hatırlamıyorum da gördüm yani. Oyum Murat Kurum'a diyorsun. Murat Kurum'a. Anladın? Efendim bir yandan da şey diyorlar, Ekrem İmamoğlu çalıştı, yaptı diyorlar ama işte anne kart çıkarttı diyorlar, kent lokantalarını açtı diyorlar. Öncedendi. Bak benim yaşlı kartım var, önceden verildi. Anladım. Türk milleti gözünü açtı, kimse katakülle yapmasın. Türk milleti gözünü açtı. Kesinlikle bir hizmet yapmadı. Şimdi tutturmuş ana caddeleri, kaldırımları söküyor, başkasını vatandaş takıyor. Şimdi Murat Kurum gelirse annelerin kartı da kalkacak. Kalkmaz. Olan da gidecek. Kalkmaz. 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 O yalan. Murat Kurum daha iyi yapacak. Topbaş'ın bıraktığı yarımları tamamlayacak. İmara onay veren müteahhitle birlikteydi. İmzası varmış. Şeyin, Topbaş'ın bıraktığı yarımları tamamlayacak Murat Kurum. Anladın mı? Kesinlikle. Murat Kurum'a vereceğim. Ne olur babam mezardan çıksa Murat Kurum'a vereceğim. Peki Murat Kurum'a vermenizdeki amaç AK Parti'den aday gösterildiği için mi? Kardeşim ben ona niye vereyim? Sen öldün. Bir taş üstüne taş koydu mu? Kendi CHP'lilere bile yardım etmedi o. Anladın mı? O belediye. Belediye olabilir. Belediye. Yardım hiç etmedi. Ben belediye miyim? Ben yardım gönderdim. Belediye abi o belediye. Yani iktidarla belediyeyi karıştırma. Kurum nereden? AK Parti'den. Evet. Yapacak olan da o. Onlar yaptı zaten. AK Parti yapmadı mı? AK Parti yaptı. Eyvallah, teşekkürler.